güzel hediyelikler aldım. Fiyatlar uygun değil mi? Çok. 30 diyor günlük. Günlük 30 mu diyor? Evet günlük. Şöyle. Hello. Buranın fiyatı kaç biliyor musun? Dıştan görünümü güzel. Hava iyi olduğu zaman şu yukarıda da oturuluyor. Yağmurlu bir Bali gününden herkese selamlar. Selam. Semra'yla tekrar buluştuk. Bugün dolu dolu bir video geliyor sizlere. Bir önceki videoyu izlediysen Semra'nın burada yerleşme fikri olduğunu biliyorsundur. Kendisine ev göstereceğim, artı bir arsa göstereceğim. Alışveriş yapabileceği çok uyguna bir yer var. Oraya götürüyorum. Bugün az önce yağmur, daha doğrusu birazdan az önce yağmur başladı. Birazdan da durur. Böyle bir yağmur dönemi şu anda Bali'de. Daha sonra da motor kullanmayı bilmiyor musun? Yok. Peki, bilmiyorum değil mi? Yani çok fazla motor falan var. Riske girmek istemiyor. O yüzden de motor kullanmayacak. Bisiklet kiralayacağız kendisine. Oraya bakarız. Tabii yağmur durursa. Evet. Durmasa da gidip orada ev fiyatlarını göreceğiz. Arsa fiyatlarını göreceğiz. Bilgi dolu bir video olacak. O zaman hadi başlıyoruz. Yes. Evet, şimdi geldik. Alışveriş yapacağımız yer hemen şu arkamızda bulunan yer. Burası aslında turistler için değil. Burası daha çok lokallerin geldiği ve burada alışveriş yaptığı bir yer. Bu nedenden dolayı da çok daha uyguna. Bak şöyle tur araçları var. Nerede? Otobüsler var. Böyle getiriyorlar. Burada alışveriş yaptıktan sonra bunlar genelde yerli. Sonra buradan devam ediyorlar. Ama burayı da tabii benim eşim buralı olduğu için kendisi bana burayı söyledi. O yüzden şimdi içeri geçip buradan bir şeyler bakacağız. Şu ağacı gösterir misin? Burayı mı? Aa, bu şey. Claudia da bana bunu gösterdi. Bunlar, bunu bir yerde daha gördüm. İsmini bilmiyorum ama bunlar yiyilmiyor. Bu sadece aslında şey. Ha, yenmiyor. Evet, meyve değil. Bak burada da farklı bir şeyler var. Bak. Çok ilginç. Evet, şey değil. Bunlar, şöyle göstereyim yakından. Yok, hayır. Bu yiyilmiyormuş. Değişik bir şeyi var. Bir yerde daha gördüm. Daha büyükler. Şöyle bayağı büyük oluyor. Bunlar daha küçük hali. Semra, bu ne ya, yapıştırdılar? Damgaladılar. Ha, hoş geldin diye şey mi? Evet, hoş geldin. Sıkı. Thank you. Okay, thank you. Burada yemek yiyebileceğiniz bir alan da var. Yeriz biraz sonra. Başlasın alışveriş. İşte burada o turizmde satılan yerleri de aynı şeyler var. Ama çok daha uyguna oluyor. Böyle bir avantajı var buranın. Şöyle baktığınız zaman da zaten hep lokal insanların burada olduğunu da göreceksiniz. Kahve mi alacaksın? Kahve, evet. Bu Bali Coffee. Arabica. Bizim Türk kahvesinin bir farklı versiyonu. Güzel de oluyor ama çok şekerli yapıyorlar. Biz şekersiz de tabii yapabiliyorsun ama kaliteli, güzel kahveleri var. Robusta, Arabica, farklı farklı. Fiyat şu mesela arkadaşlar, yaklaşık 2 dolar. Hangisi güzel acaba? Aa, şu. Şunlardan, bizim evde bak bunlardan alıyorlar. Kaç? 70 mi? 70. Bir önceki videoda sahilde bize 200 demişlerdi. Pazarlıkla falan 150. Aynen. İşte böyle burada mesela işte 80'e, 70'e. Çok fark var arada yani. Alınabiliyor. İşte böyle yerleri bilirseniz burada çok uyguna gerçekten birçok şeyi bulabiliyorsunuz. Böyle tekstil ürünlerinden olsun, hediyelik eşyalar olsun, her şey var. Thank you.
Burada da böyle tablolar var. Hepsi birbirinden güzel. Fiyatları çok uygun. Evimi aldığım zaman gelip var ya buradan çok güzel dekorluk ürünler alacağım yani. Burayı daha önce de görmüştüm ben. Çok daha büyükleri de var böyle. Şurada da. Çok güzel. Şimdi detaylı bakmıyorum ama o kadar güzel şeyler var ki. Burada da aynı şekilde. Şöyle karşıda. Evet, Semra alışverişini bitirdi. Birazdan dışarıda devam edeceğiz. Burada fazla çekim yapamıyorum. Müzik var. O yüzden dışarıda birazdan devam ediyoruz. Evet, alışveriş bitti. Biz bitirene kadar havada açtı. Yani bunu demek istiyorum. O yüzden sıkmıyor. Yani havanın böyle kapalı olması bir anda açıyor tekrar. Nasıl güzel şeyler bulabildin mi? Aynen. Çok güzel hediyelikler aldım. Fiyatlar uygun değil mi? Çok çok çok. Burası iyi oldu. Burada da bir şeyler var. Yalnız şu motorların orijinalliğine bakar mısın? Bunlar, bunlar çok iyi ya. Şuraya bak. Ben şimdi gördüm. Vespa bunlar şeyler. Bunlar böyle şey olarak geliyor. Grup olarak böyle tura çıkıyorlar. Belli yani. Çünkü ben burada gördüm 10-15 tane. Arda arda böyle geliyordu. Ya. Burada konser falan varmış. Dün ünlü biri geldi. Bugün de tekrar şeyler olacak. Şurada aqua park var. Şu sağ tarafta. Daha önce geldim ben buraya. Ortam böyle burası. Semra ile burada bir şeyler yiyelim dedik de. Bak karşımıza ne çıktı. Hello. O kocaman bir domuz çevirme çıktı ya. Bu bize göre değil. Hayır. Direkt yüzü her şeye duruyor. Öyle çevirmişler, çevirmişler yani. Gel biz en iyisi başka yerde yiyelim. Burası bize göre değil. Aynen. Burası bize göre değil. Burada da şey var. Tavuk şiş var. Bu ne acaba? Domuz eti mi? Olabilir. Tofu da olabilir. What is this? It's a rice cake. Rice cake. Yeah. Pirinç. Do you want to try? Cake. Denemek ister misin? Yes. Yeah, maybe try a little bit. Tadına bak bakalım nasılmış. Bütün yemekler minik minik. Küçük küçük görüyorlar. Yemek yemeği. Küçük porsiyonlar. Küçük evet evet çok bizdeki gibi şey değil. Çok porsiyon değil. Only one this for try. The taste is like rice. Yeah. Like rice. Dene be. Lapa pirinç değil mi? Hmm. Tadı tuzu nasıl? Yok ki. Lapa pirinç. Yani yok tadı yok. Bu da şey. Onunla kombine yani ondan. Ya bunlar var ya. Together. All together. No no no. Yeah. You eat this together. Yeah, yeah. Bunu ekmek niyetine. What is this? It's satay. Yeah, but chicken. Pork. Yeah. Domuzmuş. We not eat pork. Yeah. Okay, no problem. I am Muslim. Yeah. No problem. But we have chicken one. Tavuk var. İstersen yapabilirim bile. Ama biz başka yerde. Çünkü aynı yerde yaptıkları için bence şey olmaz. Thank you. Şeyde o lapa pirinci şey yapıyorlar. Ekmek niyetine kullanıyorlar. Bizdeki ekmek onlar da onu kullanıyor yani. Onu yiyince şey aklıma geldi. Ne? Ne aşıydı ya? Ne aşıydı? Böyle soğuk bir hamur yapıp sıcak çorbanın içine daldırıp içiliyor ya. Aklıma gelecek. Dur. Arabaşı. Arabaşının o ben hamurunun... Ben yemedim tadı. Ama duydum yani arabaşı diye biliyorum. Kışın bilenler varsa favori. Yorumlara yazın. Evet, kışın çok iyi gidiyor. Aynı lezzet. Yalnız şiş de öyle güzel duruyordu. Yesim geldi domuz. Domuz aynen şey gibi. Ben tavuk zannettim ya domuz etiymiş. Ben yiyemiyorum. Ne diyeceğim şimdi? Gidelim sana bisiklet bakalım, kiralı bisiklet. Evet. Ona bakalım. Ondan sonra gidelim. Benim arsaya bakalım. Senin arsaya bakalım, eve bakalım. Siz de görün. Beraber biz nereye gidiyorsak siz de beraber gidiyorsunuz. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde daha fazla kişilere öneriliyoruz. Sizin desteğinizle bu kanal daha fazla büyüyecek. Hadi devam. Yemek için geldiğimiz yer burası.
Buranın manzarası zaten yeter. İnsanın karnını doyar yani. Bakalım neler var. Hello. Hello. Can I have menu please? Yes. Hello. Burada pirinç tarlasına karşı çok güzel manzara var. Şöyle ileride göstereyim. Çok iyi. Şu yukarıda da oturabiliyorsun. Şimdi hava iyi olursa, hava iyi olduğu zaman şu yukarıda da oturuluyor. Şu anda hava açtı ama daha önce yağmur olduğu için ıslak. Buralarda da aynı şekilde. Küvetten şey mi yapmışlar? Baksana. Harbiden ha. Bak küveti şey yapmışlar. Böyle güzel değişik dekor. Hep küvetten yapmışlar oturacak yerleri. Şuraya bak. Bu eski tuk tuk dedikleri bu şeyde bunu ama kendileri bisikletle, kendi gücü yani insan gücüyle giden bunlar, eski olanlar. Şimdi artık motorlu tabi. Böyle yemeğimizi söyleyelim, birazdan devam edelim. Evet, biz yerimizi bulduk. Böyle çok güzel manzaraya karşı yemeğimizi söyledik. Sen hamburger söyledin. Evet. Ben de bir kahve, ben yulaf yedim sabah. O yüzden biraz tokum. Bir haftayı geçti sen burada oldun. Bali'ye geldim. Üçünde geldim. Üçüydü değil mi? Üçünde geldim. Nasıl gidiyor tatil, her şey yolunda mı? Çok güzel. O tuttuğumuz yer bayağı kişi sormuş. Orada konumu çok iyi değil mi? Yani tamam, odası çok da lüks olmasa da ama yani. Ya ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Aynen öyle. Duşu var, yatak var, temiz, her gün temizliği yapılıyor. Benim de sana tavsiye etme şeyim, konumu çok iyi. Konumu çok 10 iyi. Numara. 3 dakikada sahildeyim. O yüzden işte kendisi Semra şey yapamıyor, motor kullanamıyor. Burada da riske girmek istemedi. O yüzden bisiklet birazdan bakacağız. Ondan sonra da bir ev, bir de arsa bakacağız. Bu gösterdiğim yerler de şöyle söyleyeyim, kesinlikle internette bulamayacağınız yerler. Yani buna iddia ediyorum, öyle bir şey yok. Burada komşudan, akrabalardan, eşimin ailesinden öğrendiğimiz, bildiğimiz yerleri göstereceğim. Böyle. O zaman birazdan yemeğimiz gelsin. Var mı eklemek istediğin, konuşmak istediğin bir şey var mı? Bu arada geçenki videomuz bayağı sevilmiş. Herkes ya çok samimi sohbet yaptınız, çok güzel video diye yorumlar, güzel yorumlar geldi. Çok samimi tabii ki, çünkü önceden programlamıyoruz. Evet. Olduğu gibi. Aynen öyle. Açıyorum kamerayı diye konuşuyoruz, yani, soruyorum. Aklımıza ne gelirse. Kusura bakmayın. Ne derler ona ya? Ya hatamız da olabilir. Konuşabilir şey, kusura bakma ya. İlla ki şeyden değil yani. Hatta birisi tepki göstermiş şey diye. Semra şey dedi ya, biz Türkiye'yi cennet zannediyorduk, burası da. Arkadaşlar bunu yanlış anlamayın, o anlamda değil. Ülkemiz tabii ki güzel, yani ülkemiz o konuda şey değil ama dünyada o kadar, mesela Vietnam var. Vietnam'da benim izlediğim kadar arkadaşlarım var. İnanılmaz güzel doğası var. Yani şimdi oranın kendine göre güzelliği var. Bali'nin kendine göre güzelliği var. Ülkemizin de kendine göre güzel yerleri var. Ama buralarda dünyayı görmek, gezmek, inanın yani keşfedilmeye bekleyen birçok güzellik var. Biz onu söylemek istiyoruz. Bir de ben soğuk sevmiyorum. Soğuk havayı, kışı sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Sıcak. O yüzden evet. Yani düşüncem de hani Türkiye'de yaz geldiği zaman Türkiye'ye giderim. Kış başladığı zaman buraya gelirim. Evet. Böyle bir şey düşünüyorum. Umarım yapabilirim. Şu anda mesela hava kapalı. Kapalı, hatta yağmur yağdı ama şu an nasıl hava? Çok sıcak, çok değil iyi, mi? Aynı Antalya'daki yani. Şey gibi. Çok sıcak arkada. Hiç serinleme bak. Hiç şey yok. Böyle soğuk bir hava yok. Yaz kış. Yani buranın kışı şu an bu. Ara ara böyle yağmur yağması buranın kışı demek. 30 derecenin böyle. Altına düşmüyor hava. 30 derecenin altına aynen düşmüyor. Yani. Yaz kış böyle. Ocak da böyle. Güzel. Şubat da böyle. Geceleri serin. Rahat uyunabiliyor. Hı hı. Hani bunalmıyorsunuz.
Gündüz de böyle bir yakıyor, sıcak, bir yağıyor, bir serinletiyor. Güzel, dengeliyor. Evet. Thank you. Böyle bir bölge. Afiyet olsun sana. Teşekkürler. Buraya güneş vurmaya başladı. Bayağı sıcak değil mi? Şimdi buradayız. Yemeğimizi yiyoruz. Daha sonra yolumuza devam ediyoruz. Evet, yemek hakkında yorum alabilir miyiz? Çok nefisti. Güzel. Etli. Evet evet, çok güzeldi. Şu patatesin tadına bakabilir miyim? Tabii tabii. Güzel. Evet, geldik. Hemen şurada kiralanıyor bakalım. Hello. Dedim ya bak, ben burada bir yerde görmüştüm diye, buraydı. Hı-hı. Dün burada kapalı olduğu için görmedik biz. Dün de geldik bakmaya, göremedik. Burada hem motor kiralıyorlar, bir de böyle bisiklet var. Şunlar. Hello. Hello. Sakin. How much is rent for bike? For bicycle, this one 30,000. But I have the new one. Can I look? Şu içeride daha yenisi var dedi. This how much? This one? This? This one 35, but if you rent longer, I'll give you 30,000. 30. Eğer şey yaparsan diyor. Kaç diyor? 30 diyor günlük. Günlüğüne 30 mu diyor? Evet. Güzel. Bayağı güzel. Güzel. Yani. Tabii gayet de güzel gezersin yani. Aynen. Şeyde. Şunlar eski ya, onu alacaksın. Şu kırmızıyı al, daha iyi. Değil mi? Şunlara baksana, şey böyle. Evet. 200 liraya hallettim. Senin 200. Senin okay. Bisiklet işi de tamam. Aynen artık. Çok iyi oldu. Güzel. Gezersin onunla. Aynen. Hadi devam edelim. Evet, şimdi ev bakmaya gidiyoruz. Ve bir arsa göstereceğim. Böyle biraz da yolu göstereyim sizlere. Ama çok güzel açtı yani. Şu anda bayağı iyi. Şeyde az önce Semra seninle konuşuyorduk ya. Hı hı. İşte hani ne yedin, ne denedin diye. Şeyde işte şunu dene, bunu dene yemeklerde. Sonra kendisi dedi ki bu kokonat, ben içiyorum bayağı tutuyor beni diye. Kokonat orucu diye bir şey var. Bir hafta boyunca sadece kokonat suyu içiyorsun. Su bile içmiyorsun. Yemek yok. Ve vücut bütün o pislikleri atıyormuş. Ben de deneyeceğim. Yani her sabah bir tane güne kokonat suyuyla başlıyorum. Ya bütün gün tok tutuyor beni. Ay çok lezzetli. Bizim Türkiye'de tattıklarımıza benzemiyor. Çok farklı, çok güzel. Şey ama o kokonat orucu başladığında 2-3 saat, 2-3 gün bayağı baş ağrısı oluyormuş. Bir anda yemekten kesildiğini ama çok fayda edilmiş. Bak burada Avrupalılar, ben onlardan gördüm, bir Alman yapıyordu. Niye böyle yapıyorsun diye doktor tavsiye etmiş. Böyle eğer vücutun temizlenmesini istiyorsan bunu yap diye. Ben de bir yakında bir yapacağım. Hatta bir video bile olabilir. Video yaparım. Nasıl hissediyorum, nasıl geçti diye. Bakalım. Yani ben burada işte dediğim gibi sabah kokonatla başlıyorum. Tek öğün ben burada tamam. Yetiyor değil mi? Yetiyor. Ha. Şu meyve suları falan da burada hep şey, besin, yani vitamini alıyorsun. Yani anormal vitamin depoladım. O kadar değişik meyveler var ki. Ve çok güzel. Çok güzel. Şu an göstersene manzarayı. Bir eve geldik. Bu evi ilk defa ben de görüyorum. Daha önce, birazdan bir eve daha gideceğiz. Orayı da göstereceğim sizlere. Burası hazır, bitmiş bir şekilde. Böyle dış kapısı
içeriye doğru şöyle geçelim. Küçük bir alanı var. Bu arada bu işleri bana gösteren, bilen bu adam. Yani bu olmasa gerçekten ben hiçbir şekilde burayı nereden bulacağım? Bunları hepsi işte tanıdığım vesilesiyle böyle bulabiliyoruz. Şimdi içeride birileri var. Rahatsız etmek istemiyorum. Burayı için arkadaşlar 30 bin dolar söylüyorlar. Burayı. Ama burayı ne yapmış? Yani masraf yapmış. Her şeyi bitirmiş. Yani burada hiçbir masraf yapmaya gerek yok. Gel içeri gir yaşa. Kaç oda var burada? Mesela birazdan gideceğimiz yer. Orası 19 bin dolar. Ama şey lazım. Yani içeriye bakım lazım. 3-5 bin dolar da içeriye bakım yaparsan zevkine göre. Öylesi daha iyi. Öylesi daha iyi. İstediğin gibi yaparsın. Ya da okey. I can look here. İçeri geç dedi, bakabilirsin diye. Şöyle. Hello. Yeah. Sorry for this. Yeah, no problem. Yeah. Böyle küçük bir mutfak alanı yapmışlar. Gayet güzel. Şurada tuvalet, banyo var galiba. Çok tatlı değil mi? Burada böyle bir oda daha, yatak odası yapabilirsin. Burada bir oda daha var. Böyle gayet güzel, şık bir ev. Şöyle ön tarafı da küçük değil yani. Buraya masa, parket, masa koyabilirsin bayağı. Şey yani. Şimdi diğer gideceğimiz yer de 19 bin dolar. Burası 30 bin dolar. Ama dediğim gibi 30 bin dolar ama her şey hazır. Yani burada hiçbir masraf yapmana gerek yok. Şurada bir şey var mı? İçeri. This is yok. Galiba yok. Nasıl sence? Çok şeker ya. Yani böyle bir şeydi. Dediğim evi de mesela şimdi gideceğimiz yerde de bahçe kısmı aynı şekilde böyle. Ortada bir masraf yapan çok güzel bir ev çıkar. Bakalım. Oraya da görelim şimdi. Bu eve geldik. Burayı da göstereceğim sizlere. Yalnız şöyle bir şey var. Benim size asıl göstermek istediğim yer burası değil. Orayı da birazdan göstereceğim. Buranın fiyatı da şöyle, ama yalnız şöyle, anahtar yok. İçeri giremiyoruz. Ev sahibini de bekleyemeyeceğim şimdi. Buranın fiyatı kaç biliyor musun? 23 bin dolar. Şurası. Bitmiş. Hiçbir masrafa gerek yok. Yani hazır. İçeri girip yaşayabilirsin. Park yapabileceğin aracın varsa, motorun varsa yapabileceğin alan burası. Artı içerisini göremiyoruz maalesef. Akarsu var. Şurada. Merdivenden inebilirsin, düşme. Şöyle göstereyim. Yani 23 bin dolara da yani böyle yerlerde. Artı şurası da geçen şeye gittik ya seninle. Neydi waterfall. O? Türkçesi waterfall. Şelale. Şelale bazen kafa gidiyor o kadar şeyde. O şelaleden gelen su devam. Burası. Böyle bir yere yapılmış. Çok güzel. Benim de birazdan göstermek istediğim ev aslında tam şelalenin aynı şekilde böyle su geçiyor. Orayı göstereceğiz. Şimdi o zaman devam edelim. Burayı kusura bakmayın, içeride anahtar yok. Şimdi bekleme falan zaten akşam oldu. Ben çok istemiştim görmeyi ama burayı hoşuma gitti. Dışarıdan görüntüsü. Çok güzel. Diğer yerde de masraf istiyor. Hı hı. Burası 23 bin diyor. Öbür tarafta 19 bin. Ama işte biraz daha masraf istiyor. İstersen yani içerisini biraz şey, o kadar da masraf gerek yok. Birazdan göreceğiz zaten şey ya. Ama aldığım zaman ben içeriği kendim dekore etmek isterim. Buradaki insanların mutfak, banyo, dizaynı çok farklı. Farklı. Kendi zevkine evet, göre evet, yapalım. Evet, evet, evet. Burası da şey de böyle. O zaman devam edelim. Ve geldik 3. eve. Benim de kendim de çok beğendiğim bir yer. Yani konum olarak çok beğendiğim. Ev olarak değil ama evi istediğin gibi yapabileceğin için ben burayı çok istedim aslında ama şu anda alabilecek benim şey yok. Çünkü farklı planlarım var. Şirket kuruyorum, iş kuruyorum. Ülkeleri gezmek istiyorum. Hani şu anda ona bütçe ayıramıyorum ama ben de seneye böyle bir düşüncem var burada. Arsa almak, ev yapmak ya da böyle bir ev alıp kendim şekillendirmek. Çünkü bizim zevkimizle onların zevki biraz farklı ama az önce gördüğümüz ev de fena değildi. Güzeldi ama fiyatı da fena değildi. Ama tabii içini göremedik. O zaman hazır mısın bu eve bakalım? Hazırım ama lütfen buradan başla göstermeye. Evet. Ha nasıl bir yerde olduğunu bak. Ev şu ileride sağda böyle bir yeşilliğin içinde. Merkez de hemen yani ana yolda buradan devam ediyorsun. Hemen ana yola çıkıyorsun. Yani ana yoldan saptığın zaman sadece 2-3 dakika içerisinde buradasın.
böyle çok güzel bir yerde. Ev bu ve şaka gibi ama evden şelale geçiyor. Evden şelale. Geçen bu yoktu, şu kenardan vardı. Demek ki burada şey var. Ama buna bir çözüm bulunur yani, o konularda sıkıntı yok. Zaten bunu aktarmasını falan yapar. Adamlar da zaten burayı daha bitirmedi. Yani şunun toprağın altından bir dekor yapacaksın. Evet. Çok güzel bir görüntü. Ya buna her türlü yani çözüm bulunur. Tabii, onda tabii sıkıntı yok. Şöyle bir durum var şimdi. Şöyle karşıya geçelim. Ayaklarımıza şöyle, o mis gibi. Hoppala, evet. Dıştan görünümü güzel. Fena değil ama içerisini hiç masraf yapmamışlar. Daha zaten bitmedi. Şöyle baktığın zaman kapısı gelecek buraya. Artı burada da daha henüz hiçbir şey yapılmamış. İçeriği göstereyim sizlere. Buranın fiyatı bu arada 19 bin dolar. 19 bin dolar. İçerisi böyle. Burada bir oda var. Burada bir oda var. Tuvalet, banyo burası. Burada da aslında mutfak düşünülmüş ama dediğim gibi içeriye masraf gerekiyor. Şöyle bahçeyi de göstermek istiyorum. Bu evin arkasında burada temizliyorlar galiba, ağacı kesmişler. Burada yani bildiğiniz masa ve oturabileceğiniz alan, şurayı kapatırsanız üstü sıcak gelmesin diye, güneş gelmesin diye bayağı bir alan var. Duvarlar çevrilmiş. Burada da bayağı, yani burada da masa atılır her türlü. Ya ben yeri çok beğendim. Burası kendi, ya benim görüşüm, şahsi görüşüm. Kimisi beğenir, kimisi beğenmez ama buranın fiyatı 19 bin dolar. Dışarıda şuradan da yukarıda büyük bir şelale var. O şelaleden gelen su. Bu ev hakkında ne düşünüyorsun? Ya çok güzel, dediğin gibi içini istediğin gibi dekor. Yani dıştan görünümü kötü değil. Peki üst kat çıkılıyor mu buraya? Çıkılıyor. Da? İki kat izin veriliyor. Bütün evlere iki kat. Yani güzel. İstersen burayı dubleks yapabilirsin. Onda hiç problem yok. İçeriği kendin yapabilirsin. Dışında evin değişiklik çok yapabilirsin. Güzel. Şelalen var. İstediğin gibi dizayn et. Çok güzel. Ya ben şahsen konum olarak, şey olarak ben burayı çok sevdim. Kendim şey olsa, yani şu anda ev alacak olsa, benim çünkü biraz daha ertelemem gerekiyor ev işini. Hı hı. Ben almak isteseydim eğer yani şu anda alırdım bu evi. Açık konuşuyorum çünkü dediğim gibi konumu hoşuma gidiyor. Arsası ya 19 bin dolar şu evi boş ver, yık şu evi, 19 bin dolar şu arsa verilir ya şöyle bir yerde. Merkez yakın. Ve geldik son yerimize. Artık burada ev değil, sadece arsa. Buranın da fiyatı sadece 13 bin dolar. Etrafı sadece duvarla kapatılmış. Bu şekilde içerisinde satıyorlar. Bayağı büyük bir alan. Ağaçlar var. Bunlar muz ağacı galiba değil mi? Evet evet. Ya, muz ağacı. Evet, bak orada tabii. Muzlar var. Muz ağacı isterseniz kesersiniz. İsterseniz tabii ona göre değerlendirirsiniz. Böyle bir yer. Burada da ister havuzunu yap, evini yap, villanı yap. Ne istersen yapabiliyorsun. Karşıda böyle evler var. Eğer ben evimi yani kendim yapmak istiyorum derseniz böyle imkanlar da burada var. O zaman bu video buraya kadar olsun. Sizlere umarım faydalı video olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yıllar beni yollara koydu, ben tamamladım durdum gel, yok yok bize hiç engel. Yol arkadaşım ol sanki, zaten böyle güzeller.